Nar her sene yaklaşık Kasım ayının Ekim ayının başı, Kasım ayının ortası. Yani 26 Ekim tarihi itibariyle toplanır. Toplanması oluşur, eve gelir ve bu da narlar kesilir, çırpılır. Çırptıktan sonra biz bunu burada makinemiz var. Bu makine yalnız özel makine. Yani çekirdeğini falan ezmeden sadece suyunu çıkartıyor. Ve teknemiz var burada gördüğünüz gibi. Teknede bunu güzelce süzüyoruz. Süzüldükten sonra tekrar yine kazana gidiyorum. Kazanda yaklaşık 14-15 saat kaynıyor. Ve bu kaynama esnasında eşkinin nasıl olduğunu da tam artık eşki olacağı zamanda bir tabağa koyuyoruz. Ufak bir şekilde. O soğuduğu zaman 2-3 kişi kendi aramızda analiz ediyoruz. Bak bakalım bu eşki olmuş mu olmamış mı? Bu eşki olmuş mu olmamış mı? Eğer olmamışsa biraz daha kaynatıyoruz. Pat pat eder, sesi gelir. Ve aynı zamanda eşkinin bir bakır rengi olduğu gözükür. Hemen o zaman kömünün altına kazan yanmasın diye nar kabuklarını atarız. Eşkiyi çekeriz. Yaklaşık bir ton eşkiden 200 kilo yakın eşkimiz çıkar. Allah bin bereket versin ne olursa. Bunu kendimize ayırırız. Geriye kalan bir kısmını da zaten sabit müşterilerimiz de var. Diğer gelecek olan müşterilerimiz de gelir bakarlar. Doğal bir nar eşkisidir. Daha şimdiye kadar ya sizin eşkiniz de kardeşim. İşte hoşumuza gitmedi, şurası da şöyledir diyen olmadı. Bir numaralı eşkimizdir. Geçen sene fiyat olarak 40 liraya verdik. Bu sene de yine zam yapmıyoruz. Yine aynı şekilde 40 liraya vereceğiz. Geçen sene narımızın kilosu, Kara Mehmet narının kilosu 5 liraydı, 6 liraydı. Bu sene yine aynı şekilde veriyoruz yani. Türkiye genelinde çok meşhur olan Kara Mehmet narımız ve nar eşkimiz tartışılmaz. Hemen varayım geldim bacım ben. Ne oldu?